Adamlar. En önemli sorunumuz sürekli devam eden bir mutluluğun olamayacağına inanmamız. Biraz mutlu olsak başka bir yerden bir sorun çıkıverecek ve biz yine mutsuz hayatımıza geri döneceğiz. Şimdi geçmiş yıllarınıza bakın. Nerede ne zaman mutlu olmuşsunuz, ne kadar sürmüş? Mutluluğunuz bir şeylerle gölgelenmiş mi? Bir şey başarıp sevinmiş ama kısa süre sonra başka bir şeylere üzülmüş müsünüz? Yoksa geçen hayatınıza bakınca hep mutsuz yıllar mı görüyorsunuz? Mesela bir danışanımın hayat hikayesini paylaşayım size. Kayınvalidemlerle otururken mutsuzdum. Ayrı eve çıktık. Bu sefer kocam iflas etti. Çok üzgündüm. Sonra işleri toparladık ama hastalandım. Yine mutsuz, sıkıntılı günler. Sonra iyileştim. Biraz süre geçti. Kızımın psikolojik sorunları başladı. Ben yine çok üzgündüm. Sonra sonra. Böyle devam ediyor. Siz de şöyle karşıdan hayatınıza bir bakın. Genel olarak nasıl bir hayat? Hep bir şeyler bitsin, geçsin, kurtulayım diye bekliyorsunuz. O bitiyor, sonra yine bir şey mi çıkıyor? Sizin mutluluğunuzu çalıyor. Eğer durum böyleyse, sorun bilinçaltının mutlu olmayı kodlamaması ile ilgili bir durum. Yani bilinçaltınız mutsuz, dertli, kederli, hüzünlü olmayı normal bir durum olarak sayıyor. Böyle öğrenmiş ve böyle inandırılmış çünkü. Mutsuz, dertli olmanın acılı, hüzünlü bir hayatın iyi bir şey olduğunu öğreten bir ülkede büyüdünüz. Anneniz hep kederli, hep mutsuzdu. Zenginlere haramzade denilen, kara çalınan bir öğreti var toplumda. Fakirliğin erdem olduğunu öğreten filmlerle büyüdünüz. Hastalara her tür yardımın yapıldığı, el üstünde tutulduğunu gördünüz. Hastalar kıymetli, sağlıklılar kıymetsiz. Parasız, yoksul, hasta, gariban insanların daha şerefli, değerli oldukları işlendi beynimize. Ama bu doğru değil. Allah bizim kederli, hastalıklı, kahır çeken bir hayat yaşamamızı istemez. Tam tersine fıtratımıza koyduğu mutluluğu ve huzuru devamlı aktif halde yaşamamızı ister. Zira Allah kuvvetli ibadet eden, tebliğ eden, cihat eden Müslüman ister. Emutsuz insan da ancak depresyona girer, hastalanır, kendisiyle sorunları ile uğraşırken hayat biter, sonra da ölür. Bu dünyayı terk eder. O zaman, bilinçaltından bu mutsuzluk inancının kodunu değiştirmemiz gerek. Zenginliğin, mutluluğun, sağlıklı olmanın insanın en tabi doğal hali olduğunu öğrenmemiz lazım. Yoksa bu mutsuz, kederli olma hali, bilinçaltının güvenli dolabında durduğu sürece işler hep ters gidecek. Siz harika eş, harika iş, şahane villa hayali kurun, gerçekleşsin. Siz yine de o şartlarda bile mutsuz olmayı başaracaksınız. Peki ne yapalım? yıllarca süre getirdiğiniz o mutsuz, huzursuz olma hali, tavrı, davranışı, duyguyu kotladınız. Defalarca, binlerce kez yaşadınız, hissettiniz. Bedeniniz, her bir hücreniz bunu kaydetti ve alışık olduğu bu durumları size yaşatmak onun görevi. Bunun doğru olduğuna inanmış çünkü. Ama fıtratınıza ters olduğu için acı veriyor bu durum size. Şimdi şu andan itibaren bu gaflet halinden uyanma zamanı. Yakaza durumu hayatınızda şu an itibariyle başlıyor gözlerinizi sadece 1-2 dakikalığına kapatın derin nefes alın önce beyninize gidin içine girin bakın orada iki dolap var biri güvenli dolabı diğeri güvensiz dolabı güvenli dolabınıza mutsuz olmayı koymuşsunuz beyniniz mutsuz halinizi normal ve güvenli sanıyor ve size hep bunu yaşatıyor o dolaptan mutsuzluğu huzursuzluğu çıkartın dert keder üzüntü ne varsa çıkartın çünkü bunlar güvenli değil Sonra güvensiz dolabını açın ve bu çıkardıklarınızı güvensiz dolabına koyun. Ve söyleyin, mutsuz, huzursuz olmak güvensiz, bana zarar veriyor. Sonra güvenli dolabını tekrar açın, içine mutluluğu ve huzuru koyun. Bunları da bir simgeyle yapabilirsiniz isterseniz. Mesela mutluluğu gül olarak, huzuru mis kokulu nergis olarak koyun. İsterseniz sevinç, neşe doldurun bol bol güvenli dolabınıza. Mutsuzluğu küçük bir tahta parçası, huzursuzluğu minik bir taş olarak koyun güvensiz dolabına. Sonra elinizi kalbinize koyun. Mutluluğu, huzuru, sevinci yükleyin kalbinize. Nefret, kin, öfke, affedememeler, mutsuzluk gibi negatif ne varsa boşaltın atın kalbinizden. Sonra her gün mutluyum, daima mutluyum, Mutluluğumu hiç kimse hiçbir olay değiştiremez çünkü Rabbim onu bana verdi diye defalarca söyleyin 3 ay boyunca. Bir kere yerleştim artık, bir daha söylemenize gerek kalmayacak. Bakın, her gün 1-2 dakikanızı ayırarak bütün hücrelerinize mutluluğu ve huzuru kodlayabilirsiniz. Sadece 3 ay yapın bunu, sonuca inşallah hayran olacaksınız. Süreci hızlandırmak isterseniz, mutluyum derken mutluluğu yürekten hissedin ve EFT vuruşları yapın bağrınıza. Mutlu hissettiğiniz an duyguyu mühürleyin. Çapa atın bir yerinize. Çapa atmayı meğerse yaşamak güzelmiş videomda anlattım. Mutlu ve kendimizi açtığımız bir hayat bizim olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğen tuşuna dokunu verin ve abone olun ki daha çok kişiye ulaşalım. Selamlar. Allah'a emanet olun.